Logitech'in belki de oyun için ürettiği en mükemmel kulaklıklardan biri. Çünkü aynı zamanda PC'de, PlayStation 4'te ve Xbox'ta kullanabiliyorsunuz. Ve ayrıca birçok konsolda desteği var. Sticks. Low Sticks. Old record or a personal best. With good friends. Bundan önceki sürümü, yani bu turuncu olanı, 231 olan modeli, 230 olan modeli bildiğiniz üzere maviydi ama sadece PC, yani bilgisayar için destekleniyordu. Eğer internette yazarsanız binlerce, belki de milyonlarca ürünün İngiliz denemesi var. Ama ben kendi deneyimlerimi videoda aktaracağım. Yaklaşık bu ürünü 6 aydır kullanıyorum ve bu 6 ay içerisinde sizlere bu deneyimlerimi söyleyeceğim. Eğer sünger kısmına gelmek istersek, gerçekten kulağınızı rahatsız etmeyecek bir ürün alıyorsanız mükemmel. Çünkü kulak ledleri gördüğünüz üzere tamamıyla kulağınızı kapsıyor ve hani uzun süredir ne kadar kullanırsanız kullanın, kulağınızı hiçbir şekilde yakmıyor. Hele de bu sıcak günlerde yakmıyor. Aynı zamanda size bir rahatsızlık da vermiyor. Hani kızarık unutmuş gibi. Hatırlarsanız internet kafelerde bulunan kulaklıkları 10 dakika taktıktan sonra kulağınız şişmiş tavuğa dönüyordu. Ama bu kulaklıkta öyle bir şey kesinlikle yok. Gördüğünüz üzere üstünde bir adet ped var. Bunlar tabii ki de değiştirilebiliyor ve yıkanabiliyorlar. Yani bundan bir yıl sonra veya iki yıl sonra buralarda bir aşınmalar olduktan sonra bunları değiştirebiliyorsunuz. İnternette çok uygun fiyata bunları bulabilirsiniz. Burada ürün iki ayrı modda satılıyor. Yani bir kulaklık standıyla veya normal bu şekilde satılıyor. Fiyatı çok fazla değişebiliyor. Yani 200 liradan 500 liraya kadar bir fiyatta değişebiliyor. O anki dolar kuruna bağlı. Ama şöyle de bir şey var. Eğer Teknosa'dan, Mediamarkt'tan, o tür yerlerden alırsanız büyük ihtimal yanında kulaklık standı verecek. Yani metal bir kulaklık standına sahip konuş oluyorsunuz. Mikrofona gelecek olursak, mikrofonu burada benim kullandığım normal bir stüdyo mikrofonuna oranla biraz daha geride kalıyor. Ama iş görür bir seviyede. Yani eğer kulaklıkla mikrofonu kıyaslamaya çalışırsak, ki saçma bir kıyaslama olur. Bunların ikisinde eğer şöyle, kulaklık mikrofona göre çok daha iyi. Yani mikrofon, eğer harici bir mikrofonunuz varsa onu kullanmanızı öneririm. Eğer yoksa da yani iş görür bir şey. Tabii YouTube'a videolar yüklemek veya Twitch'te yayın atmak için ideal mi biraz tartışılır. Bu arada mikrofon gördüğünüz üzere plastik yapılmış. Bundan önceki model gene plastikti ama bu şekilde esneyebilen bir plastiği yoktu. Yani bunu da sağa sola esnetebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Diğer kulaklıkta en çok şikayet edilen mesele ise kulaklığın mikrofonunun kırılmasıydı. Sürekli burası kırılıyordu. Yani 10 kişi de varsa 9'unda mikrofonu kırıktı. Bunu düşünmüş olmalılar ki burasının plastik yapılmış, yani eğilmeye, büyülmeye veya çarpmaya daha da dayanıklı. Diğer modele oranla bu biraz daha rengi açık, gri bir rengi var. Hatırlarsanız G230'da siyah bir renk vardı. Çıkışlarına gelecek olursak iki tane jack girişi var. O da şöyle. Kulaklık size geldiği zaman bir tane jack girişiyle geliyor. Tabii yanında da ayrı şu kasanıza takmak için, yani kasalı bilgisayarlarda kullanmak. Yani kasalı bilgisayarlarda kullanmak için bu aparatı kullanarak takabiliyorsunuz. Eğer oyuncu laptoplarında bildiğiniz üzere artık tek giriş var. Tek jack girişi. Onun için de burada bulunan tek jack girişini kullanabiliyorsunuz. Ama tek jack girişindeki ses kalitesi çift jack girişindeki ses kalitesini oranla biraz daha düşürüyor. Bu benim kendi gördüğüm kadarıyla. Yani bunu siz çift jack'la kullanırsanız biraz daha güzel bir ses elde edeceksiniz. Onun dışında sizin sesi boynunuzdan, yani üzerinizden kontrol edebilmeniz için bir adet ses kontrol paneli gibi bir şey var. Onun yanında da mikrofonunuzu açıp kapatmak için bir tuş var. Bence en mükemmel olaylardan biri bu. Mikrofonu alt tab yapıp da programdan kapatmak yerine buradan direkt olarak kapatabiliyorsunuz. Onun arkasında da üzerinize sabitlemek için kabloyu bir adet kıskaç gibi bir şey var. Bunun sayesinde kabloyu üzerinize çok rahat bir şekilde tutturabiliyorsunuz. Kablosu çok fazla uzun. Yani yaklaşık 2,5-3 metrelik bir kablosu var. Yani uzaklık olarak bir, yani kasanız nerede olursa olsun her türlü kablosu yetişiyor. Hani hatta üstüne kalıyor. Benim kasam masanın diğer tarafında, ona rağmen çok fazla üzerinde birikiyor kablo. Tabii onun içerisinde de böyle cırt cırtlı bir şey koymuşlar diye. Olur da kablo uzun kalırsa buradan bunu sıkıştırabilirsiniz. Yani bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu arada videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdaki abone ol butonuna, kanala abone olabilirsiniz. Bu tür değişik videoları görmek için bu iki tarafa tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.